Peki o yaşlı mı? Söylemeye çalış. O yaşlı mı? Is she old? Cevap verelim. Hayır, yaşlı değil. Söylemeyi dene. No, she is not old. Jane anne mi? Yani Jane anne mi oldu anlamında. Is Jane mom? Is Jane mom? Jane anne mi? Evet, o bir anne. Yes, she is a mom. Hey, şuna bak. O bir köpek mi? Bakalım bunu nasıl söyleyeceğiz. Look, is it a dog? Bak, daha önceden öğrendiğimiz gibi look demekti. O bir köpek mi? Is it a dog? Bilmediğimiz bir şeyle ilgili olaraktan is it ile başlıyoruz. Is it a dog? O gördüğüm bir köpek mi? Is it a cat? Is it a bird? Veya is she Rebecca? Is he Tom? Yani o gördüğüm, o uzakta gördüğüm şey anlamında. Şimdi tekrar söylemeye çalışalım. Bak, o bir köpek mi? Söylemeye çalış. Look, is it a dog? Cevap verelim. Hayır, değil. Bu kısa bir cevap. Kısa cevaplarda no, it isn't ya da no, it is not şeklinde cevap veriyoruz. No, it is not. No, it is not. Şimdi yine yeni bir kelime öğreneceğiz. O bir fil. It is an elephant. It is an elephant. Neden a elephant değil de an elephant? Daha önceden bunu konuşmuştuk. Eğer isim ünlü bir harfle başlıyorsa e yerine an oluyordu. A bird, a cat, a dog. Neden? Bunlar d, b ve c harfleriyle başlıyor. Elephant ise sesli bir harfle başlıyor. E ile başlıyor. Bu sebepten a elephant değil, an elephant. Yani burada aslında konuşmak kolay olsun diye söyleniyor. Çünkü it is a elephant demek zordur. İki defa a demek zorunda kalırsınız. It's an elephant demek daha kolay. Şimdi söylemeyi dene. O bir fil. It is an elephant. Fil. Elephant. 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 Üç hecede söylemeye çalışın. Elephant. Şimdi sen söyle. Fil. Elephant. Elephant. Elephant öğrendiğimize göre bununla ilgili bir soru cümlesi hemen hazırlayalım. Hızlı ne demekti? Fast. Fil hızlı mı? Bunu nasıl söylersin? Is the elephant fast? Is the elephant fast? Kısa bir cevap vereceğiz. Hayır, değil. Deminkinden çok bir farkı yok. O bir köpek mi sorusuna ne demiştik? Hayır, değil. No, it isn't. Aynı şekilde fil hızlı mı? Hayır, değil. No, it isn't. No, It is not. Fiil yavaş. Evet, şimdi yeni bir kelime daha. Bu ders çok kelime öğreniyoruz. Yavaş. Fiil yavaş. Yani o fiil sanki, o fiilden bahsediyoruz. O fiil yavaş. The elephant is slow. Eğer genel olarak hayvanlar anlamındaki, yani filler yavaş hayvanlardır anlamında bir cümle kuruyor olsaydık çoğul kullanırdık. Elephants are slow derdik. Burada bir tane fil görüyoruz. Diyelim ki 7-8 tane fil beraber yürüyorlar. Bir tane yavru fil var ve bu fil diğerlerine göre daha yavaş yürüyor. Bunu anlatmak için the elephant is slow, onu göstererek mesela kullanabiliriz. The kullanmamızın sebebi gördüğümüz, bildiğimiz bir elephant'tan bahsediyoruz. The elephant is slow. Yavaş. Slow. 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 Bunu yine tek hecede söyleyeceğiz. Yani slow değil, slow. Tek nefeste söylemeye çalışın. İngilizce'de bu çok önemli. The elephant is slow. Slow. Şimdi sen söyle. Yavaş. Slow. Fiilden bahsederek bir soru soralım. O büyük mü? Bunu nasıl söylersin? Is it big? Fiil olduğu için it diyoruz. O yerine. Is it big? Yine hızlı bir cevap. Evet, öyle. Yes, it is. Kitap eski mi? Söylemeye çalış bunu. Is the book old? Hayır, o eski değil. Bu sefer uzun bir cevap vereceğiz. Hayır, o eski değil. Kitap yani. No, it is not old. Peki yeni mi? O yeni mi? Yeni kelimesi is it new? New anlamına geliyor. Yeni bir kelime öğreniyoruz. New. Yeni. Şimdi bunu sen söylemeye çalış. Is it new? Is it new? Yeni. New. New. Tekrar söyle. Yeni. New. New. Evet, yeni. Yani kitap yeni mi anlamında? Evet, yeni. Yes, it is new. Nasılsın? How are you? Bir yeni kelime daha. Üşüyorum. Yani soğuktan üşüyorum. Üşüyorumla soğuk kelimesi aşağı yukarı aynıdır. Yani soğuk sıfatı. Ben soğuğum. Yani ben üşüyorum anlamına gelir. Bu yüzden soğuk sıfatını kullanırız. Peki soğuk ne demek? I am cold. Cold. I am cold. Yani ben üşüyorum. I am cold. I am cold. Soğuk. Soğuk kelimesine havanın soğuk olması, bir çayın ya da kahvenin soğuk olması ya da senin vücudunun soğuk olması anlamında kullanabilirsin. Soğuk. Cold. Cold. Şimdi sen söylemeye çalış. Soğuk. Cold. Cold. Bir arkadaşını gördün, tir tir titriyor. Ona soruyorsun, iyi misin? Yani her şey yolunda mı anlamında, iyi misin? Bunu daha önce öğrenmiştik. Hani birisi yürürken çukura düşüyordu, sen ona iyi misin diyordun. O da iyiyim, her şey yolunda diye cevap veriyordu. İyi misin? Nasıl söylersin? Are you okay? Are you okay? İyi misin sen? O yüzden are you diyoruz. İyi misin? Are you okay? Her şey yolunda mı? Are you okay? Are you okay? Okay'i direkt okay diye söylemiyorlar genelde. Are you okay? Birazcık o'yu uzatıyorlar. Ve cevap olarak iyiyim. I'm okay.